Açık ve Özgür Kanal Halk TV'den iyi akşamlar. Bu akşam yine Türkiye Nereye programında birlikteyiz. Gerçekten Tayfun Talipoğlu'nun bu sesi için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir, bize geçmişi hatırlatan bir, hazırlanan bir klipti. Çok önemli görsel efektleri vardı. Tarihi arşivlerden alındı. Türkiye'de meclisin önemini ve meclissiz bir Türkiye'nin nereye varacağını ve meclisin yok edilmesinin Türkiye'ye fiyatının ne olacağını, hangi pahaya mal olacağını açık şekilde ortaya koydu. Teşekkür ediyoruz. Bu akşam çok önemli konuklarımız ve konularımız var. İlk konumuz tabii ki bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nde partinin geleceği için, Türkiye'nin geleceği için, partinin onur, şeref, faysiyeti için mücadele eden bir grup var. Bu grup bugün bir araya geldi ve dik durdu, hayır dedi. Atatürk için hayır dedi, Cumhuriyet için hayır dedi. Onlarla konuşacağız. Ve çok önemli bir konu bu. Ve yine Türkiye'de yeni bir sayfa açıldı. AKP'li bürokratlar, savcılar, il başkan yardımcıları, gençlik kolları başkanı ve milli eğitim müdürleri savaş çağrısı yaptı. Bu çağrının nereye varmak istediğini, neden kaynaklandığını ve nelere mal olacağını konuşacağız. Üçüncüsü de Sayın Tuğrul Türkeş ve Sayın Devlet Bahçeli'nin geçen referandum neden hayır dediklerini ve o günlerden bugüne nelerin değiştiğini görüntülerle konuşacağız. Hemen size ben konuklarımı tanıtayım. Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili. Onu Türk Tarih Kurumu'ndan tanıyoruz. Gerçekten önemli, birikimli bir hoca. Bugün de çok güzel bir konuşma yaptı Milliyetçi Hareket Partisi'nin toplantısından. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum, teşekkür ederim. Ve Yavuz Selim Demirağ, gazeteci yazar. O da önemli bir isim. Gerçekten yazılarını keyifle okuyoruz. Bize bugün Türkiye'yi gezdi, dolaştı. Bize oradan anlatacak, insanlar ne düşünüyor, siyaseti nasıl algılıyor, evet hayır konusuna nasıl bakıyor. Bugün Sayın Demirağ'dan dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Sayın Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili, gazeteci yazar Mustafa Balbay. Balbay da partisinin önemli bir çalışanı ve kurumsal bir ismi. O da bize bugün hem referandumla hem geçmişle ilgili ve gelecekle ilgili önemli mesajlar verecek. Hoş geldiniz Sayın Hoş Balbay. Hoş bulduk Sayın Erdoğan. Ve yine deneyimli vali Yılmaz Özdil'in hakkında yazdığı tek vali, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Milletvekili, dürüstlüğüyle tanınan bir isim, Nuri Okutan. Hoş geldiniz Sayın Okutan. Hocam hemen sizden başlayayım. Bugün gerçekten bugün çok farklı bir ortam vardı. Ben de oradaydım. Geldim. Salona giremedim. Girmek için çok zorlandım. Kapıdan giremedim. Yaklaşık 1800 kişilik bir salon ama 5000'den fazla insan vardı. Kapılarda biriktiler. Dışarıya dev ekranlar kuruldu, belki siz görmediniz. İnanılmaz bir yoğunluk vardı. Halkın bir ilgisi vardı. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi tabanının değil, yoldan geçen yurttaş bile bir sorumluluk duyup gelmiş. Ama baktığınız zaman tabloya Milliyetçi Hareket Partisi'ni var eden o büyük kitlenin %90'ı bence oradaydı. Artvin'den, Kastamonu'dan, hatta Şırnak'tan vardı, Ege'den vardı, Akdeniz'den vardı. Trakya'dan vardı. O insanlarla konuştum ben. Bizi de tanıdılar. Geldiler, dertlerini anlattılar. Milliyetçi Hareket Partisi'ne emek verdiklerini, milliyetçi olduklarını, ülkücü olduklarını, bu vatanın bölünmesine yan olmadıklarını açık söylediler ve referandumdaki tavrını da belli ettiler. İçeride de sizler vardınız. Gerçekten güzel bir konuşma oldu. Derli toplu bir konuşmaydı. Türkiye'yi anlatan bir konuşmaydı. Nasıl gördünüz bugün tavrı? Öncelikle sizle başlayayım. Neydi bugün verilenmek istenen mesaj? Şimdi Fatih Bey, aslında biz oraya özel bir davette bulunmadık kimseye. Kendiliğinden kopup gelmiş insanlardı onlar. O heyecanı gerçekten duyuyorlardı. Çünkü geleceklerinin orada temsil edildiğini görüyorlardı. Zira bu kadar birikimi olan bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tek adama teslimini kabul etmeyen, yani evinin tapusunu, çocuğunun geleceğini tek adama teslim etmeyen, hukuk devletini, demokratik hukuk devletini bir adama feda etmemeyi düşünen insanlar orada yer aldılar. O heyecanla yer aldılar. Zaten bizim sloganımız şuydu, biliyorsunuz. Herhangi bir parti veya kişi değil hedefimiz. Hedefimiz tek adam yönetimine karşı oluşumuzdu. Ve bu bütün kitleleri, yani AKP'nin ya oy vermiş değerli kardeşlerimizin de dahil olmak üzere birçoğunun kitleleri harekete geçiren bir slogan bu. Zira Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm birikimlerini bu 14 yıl içerisinde nasıl harcadığını bu iktidarın herkes aslında biliyor. Fakat
bir türlü cesaret edemiyorlardı. Ve milli değerler ayakları altına alınmış, Cumhuriyet'in temel değerleri tümüyle yok edilmiş. Kimileri saçma sapan söylediğiniz gibi Milli Eğitim Müdürlüğü yapan insanlar, son savaş olarak nitelendiren bu konuyu. Ondan sonra birisi çıkmış gençleri adeta savaş kışkırtıcılığına, iç savaşa teşvik eden, yani iç savaş çıkar demiyor, çıkabilir demiyor, iç savaşa hazır olun diyor. Yani bu bir teşviktir, başka bir şey değil. Kin ve nefrete yönelik bir hareket ama tabii bir şey bunu bu şekilde ortaya konması. Zira başbakan olsun, cumhurbaşkanı olsun, adalet bakanı olsun verdikleri beyanatlarda gerçekten hayır diyecek insanları terör örgütleriyle, FETÖ'sü olsun, PKK'sı olsun, DAEŞ'i olsun, hangisi olursa olsun eşdeğer tutan, onlarla aynı kulvarda olduğu gibi bir izlenimi ortaya koyan konuşmalar yaptılar. Bu konuşmalar işte bu gibi insanları da cesaretlendirdi. İç savaşın şa götürecek bir konuma bile getirmiş durumda kendi camiasını. Biz tam tersine diyoruz ki Türk milliyetçileriyiz biz ve toplumun hepsi kardeştir. Hepsinin kucaklanması gerekir. Şimdi şöyle düşünün, bir referandum oluyor. Referandumun anlamı nedir? Bir konuda halkın hakemliğine başvurmaktır. Halk evet der veya hayır der. Evet derse onaylar, hayır derse onaylamaz. Onun bileceği iş. Ama başlangıçta referanduma sunanlar, milletten korkmayın, millete götürmekten neden korkuyorsunuz diyenler bugün aslında milletten korktuklarını gösteriyorlar bu şekilde. Hayır diyenleri PKK veya FETÖ veya başka bir terör örgütüyle eşleştirmek suretiyle halk üzerinde baskı uygulamaya çalışıyorlar. Halbuki yaptıklarının farkında değiller. Bir yerde terör örgütlerini aklamaya çalışıyor bunlar bu sözleriyle. Zira dünyada hiçbir terör örgütü yoktur ki parlamenter demokratik sistemi savunsun. Tam tersine hep bunlara karşı yönelik bir eylem içerisinde olurlar ve terör böyle çıkar ortaya. Demokratik hukuk devletini hangi terör örgütü savunabilir ki? Dolayısıyla bir yerde terör örgütlerini demokrasiyi savunan, parlamenter sistemi savunan şeyler haline getiriyorlar, örgütler haline getiriyorlar hayır diyenleri. Kaç tane terör örgütünden kaç kişi var ki toplumun büyük çoğunluğu hayır diyorsa, biz hayır diyorsak bunun herhalde bir sebebi var. Sebebini de biz açıklıyoruz. Ama evet diyenler, evetin anlamını veya açıklamasını yapamadıkları için, neden evet dediklerini açıklayamadıkları için bu yola başvuruyorlar. Çünkü yapılan anketlerde görüyorlar ki halk gün geçtikçe daha da çok hayır demeye başlıyor. Bugün Sayın Deniz Baykal da İstanbul'da söyledi, hayırın gittikçe tırmanışta olduğunu. Arkadaşlar yeni mahalle görüntülerini lütfen getirir misiniz? Bu tırmanmaya devam ettiğini ve milletin hayra doğru yöneldiğini söyledi. Bugün sizin söylediğiniz gibi çakıştığı için söylüyorum. Buyurun. Evet. Dolayısıyla bunu gördükleri için telaşlanıyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı çıkmış, bugün Maraş, Elazığ vesairede konuşmalar yapıyor. Hangi sebeple? Cumhurbaşkanı adaylığı mı var? Hayır. Peki ne için? Herhalde kendisinin geleceği için yapıyor bunu. Biz de diyoruz ki kim olursa olsun bizim hedefimizde Recep Tayyip Erdoğan yok. Bizim hedefimizde AKP de yok. Bizim hedefimizde parlamenter, demokratik, hukuk devletinin ayakta kalması var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren bugüne kadar gelen, az önce VTR'de izledik. Orada herkes vardı. Yani dindar insanı da vardı, sarıklısı da vardı, işte feslisi de vardı, askeri de vardı. Herkes oradaydı. Niçin oradaydı? Çünkü ülkeyi işgal eden düşmandan kurtarmak için vardı. Ama bugün bu evet diyenler aksine eski Türkiye'yi yok ettik, ortadan kaldırıyoruz, yeni Türkiye geliyor diyorlar. Eski Türkiye hangisidir? İstiklal Savaşı'yla düşmanı yurttan atıp cumhuriyeti kuranlar, kurulan Türkiye'dir eski Türkiye dedikleri. Yani Türk milletinin özü, bağımsızlığımız, düşmanlardan tümü, yedi düveli yurttan, topraklarımızdan attığımız bir savaşın ortaya çıkardığı bir devleti yok saymaya çalışıyorlar. Birisi de çıkmış meczup, işte Selaniklidir Atatürk, o Türk'e de benzemiyor diyor. Peki sen benziyor musun? Onlar hiç olmazsa Balkanlara giden,
evladı Fatihan'dı. Yani Rumeli'yi fethedenlerin çocuklarıydı. Yani Selanik Yörükleri diye Osmanlı arşivinde defterler var. Kimdir Yörükler? Şimdi efendim hemen istifa yolunu seçiyor. Tıpkı Manisa'daki il başkanının yardımcısının istifa etmesi. Kurtuldular. Çünkü PKK terör örgütüyle masaya oturduklarında bizi aldattık deyip, özür dileyip veyahut da akılsızlık yaptık deyip kurtulmaya çalıştıkları gibi Oslo'yu, Habur'u vesaireyi düşünün. Veya FETÖ'yü her tarafa yerleştirip ülkenin silahlı kuvvetleri dahil onların en gizli odalarına girmesine vesile olan onlarla birlikte olup onları en önemli yerlere getirip ondan sonra da akılsızlık etmişiz, bizi kandırdılar. Ya herkes kandırıyor bunları. Bununla kurtulacaklarını mı zannediyorlar? Bakın tarih affetmez. Hepsi bunların kayıtlı. Videoyla kayıtlı, sözleriyle gazetelerde, basında kayıtlı. İşte biz diyoruz ki, bakın biz bir daha aldanmak istemiyoruz kardeşim. Ve siz yürütmeyi, yargıyı, yasamayı tek elde topluyorsunuz. Dünyanın hangi ülkesinde tek başına silahlı kuvvetleri kullanma hakkı verilmiştir bir yöneticiye? Dünyanın hangi ülkesinde tek başına bir kanun çıkarma yetkisi verilmiştir bir yöneticiye? Var mıdır? Dünyanın hangi ülkesinde yargı organlarına atama yetkisi verilmiştir? Padişahta bile yok. Bırakın gerisini. Ha, böyle yönetim var mıdır dünyada? Vardır. Bağız yönetimindeki Esad veya Saddam yönetimi gibi yönetimler vardır. Şimdi buna evet diyen insanlara ben saygı duyuyorum ama bilgisizlikten yapıyor bunların birçoğu. Yani evinin tapusunu götürüp evin apartmanın yöneticisine teslim ediyorsun. Artık senin olsun ev diyorsun. Anahtarını teslim edeceksin. Artık o evin mahremiyeti kalmaz. Şimdi siz Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarını tek bir kişinin yönetimine bırakacaksınız. Atamalar, valiyi, kaymakamı, bütün bürokratları kim atayacak? Cumhurbaşkanı atayacak. Kim görevden alacak? Sorgusuz sualsiz o alacak. Yargı organlarını kim atayacak? Cumhurbaşkanı atayacak. Yani Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'sini Cumhurbaşkanı doğrudan atayacak. Buna Yüce Divan diyoruz. Hani 400 milletvekili oy verse de, Yüce Divan'a gönderse de, gittiği Yüce Divan'ı kim oluşturuyor? Kendisi. Yani kendi atadıkları kendini yargılayacak. Dünyanın hangi ülkesinde vardır? Bakın Amerika'da başkan geldi, Trump geldi. Bir kanun yayınladı. Ve bu kanun üzerine savcılar nasıl deklarasyon yayınladılar? Var mı böyle bir yönetim Türkiye'de? Bu getirilen anayasa böyle bir imkanı tanıyor mu? Hayır. İki dudağı arasında Cumhurbaşkanlığı'nı bırakıyorsunuz. Evet. Hocam teşekkür ederim. Biraz sonra tekrar size döneceğim. O ayrıntılarını da konuşalım bu toplantının. Bu arada Sayın Balbay'a döndüm. Sayın Balbay, çok kısa bir şey soracağım. Demin söylediler. Bu AKP bir şekilde bu yani referandumun sonucunu bir iç savaşa herhangi bir şekilde bağlıyor. İşte Sayın Halaçoğlu'nun söylediği gibi Gençlik Kolları Başkanı, İl Başkan Yardımcısı ya da bürokratları. Sayın Valim de burada. Yıllarca o da bürokratlık yaptı. Yani bir bürokratın çıkıp da bir savaş çağrısı yapması. Arkadaşlar o görüntüleri bir getirelim. O savaş çağrıları yapılan görüntüleri. Şeyi anlayamıyorum Balbay. Sayın Balbay nedir bu? Yani biz referanduma değil de sanki referandum sonucu verilecek bir karar üzerine çatışmaya doğru mu gidiyoruz? AKP'nin bu telaşı, bu ısrarı hatta dolaylı olarak halkı tehdit etme ihtiyacını nereden duyuyor? Nasıl oluyor bu yani? Şimdi Sayın Ertürk, tabii AKP bu referandumun sonucundan, istediği sonucun çıkması için, evet için her şeyi, ama her şeyi göze almış görünüyor. Bunun içinde insanların aklına gelen en korkunç durum dahil. Ama benim bunun karşısında en büyük inancım ve güvencim şu anda sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, sadece MHP değil, Saadet Partisi'nden öteki Vatan Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'nden DSP'ye kadar genel bir sağduyu bu gidişin karşısında. Şimdi bunu gördüler ve bunun da telaşı içindeler. Yola çıkarken evet için her şeyi yapacağız deyip başladılar ama yolda istedikleri sonucu alamayacaklarını görünce şimdi hırçınlaşıyorlar. Düşünün daha ilk evet kampanyasında Rıdvan Dilmen ofsayta düştü. Arda taça çıktı.
Yani ilk şeyde. Şimdi arkasından bu getirdikleri Soma Soma'daki konuşmada Manisa İl Başkan Yardımcısı, savcı, her biri bir çıkıyor, toplumda karşılık görmüyor. Ne yapıyorlar? Biraz önce vurguladığın gibi Sayın Ertürk, istifa et. Ya biriniz de çıkın, yalanlayın. Suçluyoruz, olmaz böyle şey deyin. Biz bu ülkede barış istiyoruz, huzur istiyoruz deyin. Onu da yapmıyorlar. Bu şu, aferin oğlum, görevini yaptın. Bir tehdidi savurdun, kenara çekil demek. Böyle bir ortamda gidiyoruz. Bunun bir nedeni de Sayın Ertürk, gerçeklerin konuşulmasını engellemek. Biz burada hepimiz belli hazırlıklar içinde geldik. Bu referandumun ne getirip ne götürdüğünü bilse bu toplum kesinlikle %20 bile evet çıkmaz Sayın Ertürk. Şimdi burada günlerdir Halk TV'de pek çok konuşmacı arkadaşımız madde madde sıralıyor. Ben bugün bu sorduğun sorunun yanı sıra Sayın Ertürk, başbakanlık boyutunda birkaç dakika kalmak istiyorum. Şimdi önümüzdeki yıl Nizamülmülk 1000 yaşına basıyor. Nizamülmülk 1018 yılında doğmuş, Alparslan'ın ve Melikşah'ın veziri. Selçuklularda vezir bir taneydi genel tarihimiz itibariyle. Sonra Osmanlı onu arttırdı. O bir vezir de genel anlamda bugünkü başbakana karşılık geliyordu. O Nizamülmülk ki o siyaset namesiyle Alparslan'a da Melikşah'a da devlet başkanlığını çok onurla yaptırmış bir kişidir. Melikşah Nizamülmülk böyle birazcık öne çıkınca makamına huzuruna çağırıyor ve diyor ki benim mülke ortak olduğun dedikodular var, ne diyorsun diyor. Nizamülmülk diyor ki o kavuğun benim divitimle ayakta duruyor diyor. Benim divit kapanırsa o kavuk çöker diyor. Büyük Selçuklu o yüzden Büyük Selçuklu. Kanuni evet muhteşem Süleyman ama bir bakalım coğrafyacısı Piri Reis. Mimarı Koca Sinan, kaptanı deryası Barbaros ve sadrazamı yani başbakanı Sokulu Mehmet Paşa. O Sokulu Mehmet Paşa ki bugün bile 20. yüzyılda bir Balkanlı yazar Ivo Andrić adamın hayatını yazdı. Balkanlardaki yaptıklarını yazdı ve Nobel ödülünü aldı. Yani o Kanuni muhteşem yüzyılını yaşarken kimi televizyon gibileri dizisi gibi de değildi olay. Arkasından böyle bir kadro vardı ve başında da sadrazam dedikleri. Bugünün Türkçesine çevirmek gerekirse en önde gelen, baştaki kişi anlamına gelen ve bugünkü başbakanın sorumluluğu karşılığı olan bir makamdaydı. Ve tarihçiler der ki Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra Osmanlı'nın yükselmesi durmuştur. Duraklamaya geçirmiştir der. Da başbakanın çünkü, sorumluluğu şeyden mi kaynaklanıyor yani? Devlet işlerini yürütüyor. Şimdi padişah temsil, evet. Son karar veren. Evet, o dönemin koşulları içinde nihai karar verici. Ama altta işte düşün Sokullu onun kadar güçlü ve Zigetvar'da Kanuni ölüyor. Kimsenin duymamasını Sokullu sağlıyor Mehmet Paşa. Ondan sonra birkaç hafta sonra 2. Selim'in kazasız belasız tahta geçmesini sağlıyor. Başbakanlık böyle bir makam. İşte Erdoğan 1000 yıllık makamı yok ediyor. Burada savcısından solcusuna, bütün bu ülkede, bu topraklarda, bu ülkenin tarihine biraz saygı duyan insanları sormak istiyorum. Yani bizim bildiğimiz makamlar kalıcıdır, kişiler geçicidir değil mi? O Atatürk, hani benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti payidar kalacak diyor. Ama şimdi Erdoğan ne diyor? Bütün kurumlar bana bağlı olacak diyor. Bugün Elazığ'da söyledi. Her şeyi tek kişiye veriyoruz dedi. Bu gemi kullanan bir kişi aynı zamanda uçak da kullanabilir demek. Evet. Aynı zamanda kamyon da kullanabilir demek. Ya arkadaş sen o kararını ver mesela. Ama her kurumun bir temsilcisi olsun. Şu anda Binali Yıldırım'ın da çıkıp yani 1000 yıllık kurum Binali Bey'le bitemez. Burada bir nokta koyalım Sayın Balbay. Sayın Okutan'a geçmek istiyorum. Efendim siz yıllarca bürokratlık yaptınız, valilik yaptınız. Bir milli eğitim müdürünün ya da bir il müdürü ya da bir ilçe müdürünün çıkıp bu son savaş diye tweet paylaşması, eğer referandumda hayır çıkarsa bir iç savaş çağrısı yapması. Yani ne oldu bize böyle? Neden bir ülkenin, devletinin bir çalışanı o devletin yıkılması için bir sayfanı açma ihtiyacı duydu.
Nasıl bugünlere geldik Sayın Vekilim? Bugün güzel de bir toplantı yaptınız. O toplantıdan da gelebilirsiniz buna. Öncelikle bunu anlamaya çalışıyorum. Gerçekten neler oluyor bize? Evet, yani siz de o toplantıya katılmışsınız. Oradaki evet. iklimi gördünüz. O aşağı yukarı özel bir organizasyon yok. Gönlünden kopup gelenler, Türkiye'nin dört bucağından, darmadağın, birbirinden bağımsız gelip orada coşkuyla kucaklaşan insanlar. Oradaki insanların belki dikkatinizi çekti ama en önemli hususu adımızı söylediler ve bir kor halinde, sanki daha önceden çalışmış gibi. Ve başta Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarının en büyük, en belirgin özelleri onları kendilerine önder kabul etmeleri, onların kıymetini bilmeleri, değer vermeleri, Cumhuriyeti ve kazanımlarını önemsemeleridir. Şimdi tam da bu soruya gelecek. Uzun yıllardır bizim bir hatamız oldu ve bu hata kendimizi belki tekrardan heyecanımızı kaybettik. Eğitim ve memleketin gerçek sorunları olan bu eğitim hususuna biraz öteledik ve adeta cemaatlere, işte bir takım eğitimle uzaktan yakından alakası olmayan bir kurumlara bu eğitimi havale ettik. Ve bu bir ihmalden öte, hele son dönemlerde resmen yardım ve yataklıktır, yapılmıştır ve bu haliyle devletin bu manada kapısından içeri alınmayacak insanlar devlette yönetici olmuşlardır. Bu bir kültürdür. Yani bizim bugünkü gördüğünüz o toplantıda en cahilinden en profesörüne, en eğitimlisine kadar devlete böyle bu mantıkla, bu gözle bakabilecek bir adam bulamazsınız. Yani oradaki bir eğitim düzeyini en düşük olanını da alsanız, Milli Eğitim Müdürü yapsanız devlete böyle yaklaşmaz. Çünkü bu bahsedilen kamu görevlileri devletin kapısından içeri konmaması gereken yaklaşımda insanlardır. Varın en önemli özelliği devletten tüy koparmak, domuzdan tüy koparmak affedersiniz. Bununla karşılaştırırlar. Ve uzun süredir bir muhalefet ve devlet aleyhtarlığı bir zihin altlarına kültürel bir kod olarak zihinlerinde gerçekleşmiştir. 15 senedir devlet yönetirler, hatta 20 sene başbakan, İstanbul Belediye Başkanlığı'nda dikkate aldığınızda 20 senedir devlet yönetirler, hala devletin muhalifidirler. Hala devletin yeni Türkiye adı altında bir tür yıkılmasıyla meşguldürler. Yani şimdi buradan daha fazla bir şey beklememek icap eder ve bizim belki eksikliğimiz işte bu ruhun önünün açılması ve hatta yardım yataklık edilmesi, onları devletin belli kademelerine getirilmesi belki en büyük vebellerden birisidir. Son dönemde bildik bilmedik falan bir şey yok. Yani ben 30 yıl mülki daire amirliği yaptım. Bunun 15 yılı valilik, bakanlıklarda bir takım atama görevlerinde, personel görevlerinde de bulundum. Yani ortalama akıl düzeyinde, hatta basit algısı olan bir adam kamu görevlisi olsa bu devletin aleyhine olan şeyleri tespit edebilir. Yani bu araştırmasına falan gerek yok. Sistem buna göre kurulmuştur. Gözünüzün içine 10 sefer, 20 sefer her attığınız aşamada bu tür ihaneti görebilirsiniz. Bu tür ihmali, gafleti görebilirsiniz. Sistem buna göre kurulmuştur. Sizin özel bir gayret göstermenize gerek yoktur. Peki bu devlet kademesine bu ihanete bu kadar sıklaşması, üst üste gelmesi bir tesadüf mü? Yoksa sizi de rahatsız eden bazı hususlar var mı devletin içinde? Gayet tabii onu söylüyorum işte. Tam da bu yapı, yani devletin adeta aleyhinde konumlanabilmiş, devleti kendisine muhalif addeden o kültürel atmosfer bugün devlet yönetiyor. İktidarda diyorsun. İktidarda. Dolayısıyla hangi birini konuşacağız? Yani bugün valiler, kamu görevlileri bir partinin devleti haline gelmiştir. Buradan şunu ifade etmek isterim. Sayın Balbay'ın da bu başbakanlıkla ilgili atıfını yaptıktan sonra benim bu evet hayır oylaması meclise gelmezden önce sayın milletvekillerine yazdığım bir mektup var. Kamuoyunu da paylaştım. Onun özünde şu var.
Evet, sizin derdiniz milletin geleceği, devletin geleceği, milletin bekası ise biz zaten birlikteyiz. Burada bakın 3 tane vekilimiz var değişik partilerden. Bakın biz hepimiz de devletin yanında yer alırız bu manada. Hükümetin de bir projesi, planı varsa getirsin, bize yardımcı olalım. Ve şu anda Türkiye'nin çok sıkıntılı olduğunu, adeta Sevri'yle benzer bir okşama yaşandığını hepimiz biliyoruz. Gelin milletin, devletin sorunlarını çözecek işbirliğinde bulunalım, el birliğinde bulunalım. Tam da burada şimdi dedik ki madem siz iki başlılık söylüyorsunuz, bir tür bunda haklılık payı da var. Yani bizim anayasa sistemimizde şu anda Cumhurbaşkanı çok şeydir. Yani yarı başkanlıktan öte çok yetkili ve çok güçlüdür bizim anayasamızda. Bu evet. 12 Eylül'den de geldiğinden itibaren. Bu bilhassa partili başkanlıklardan gelen cumhurbaşkanları, yani rahmetli Özal da dahil, Demirel de dahil, bunları yaşadık. Başbakanken cumhurbaşkanıyla bu anayasa döneminde sıkıntılar geçirdiler ama daha sonra cumhurbaşkanı olunca da bu sefer başbakanla ilgili sıkıntıları yaşandı. Bir başka şey daha oldu. Hem Anavatan Partisi hem Doğru Yol Partisi dağıldı. Halbuki bizim parlamenter sistemde partiler çok önemli ve o parti kültürüne de, o tecrübeye de ihtiyacımız var. Onların dağılmaması da gerekiyordu. Yani hem Anavatan'ın hem Doğru Yol'un dağılmaması da gerekiyordu ama ne var ki dağıldı. Ha tamam, o zaman siz de AK Parti'nin dağılmasından endişe ediyorsunuz. Bu çok tabii bir şeydir. Ve sizin de şu kadar devlet yönetiminde, yani hani taç akıllandırır denir ya, yani dolayısıyla bir tecrübeleriniz de olmuştur. Gelin bunu memleketin hizmetine sunalım. Ama partinizin dağılmasından da endişe ediyorsunuz. Bunun bir yöntemi var. Cumhurbaşkanının yetkilerini azaltalım. Evet. Başbakanın yetkilerini de zaten mevcut ondadır. Başbakan bu yetkileri kullansın. Cumhurbaşkanına bizim ihtiyacımız var. Tarafsız ve hemen herkesin, kamu kurum ve kuruluşlarının buluşabileceği, diğer partilerin buluşabileceği bir tarafsız cumhurbaşkanına da bizim ihtiyacımız var. Burada bir nokta koyalım evet. Sayın Valim. Sayın Demirel, siz gezdiniz, dolaştınız, halkla da konuştunuz. Bugün şeyde de vardınız, toplantıda da evet. Sayın Hocam çok güzel bir konuşma yaptı gerçekten. Tekrar söyleme ihtiyacı duydum. Çok bütünleştirici, ülkenin geleceğini gören bir konuşmaydı. Siz nasıl gördünüz olayı, tabloyu? Şimdi öncelikle hocama bir katkı yapayım. Değerli hocam dedi ki işte bu bazı rejimlerinde olur. Ben geçtiğimiz günlerde öğrendim. Sevgili Mine Kırıkkanat bana bir kitabını imzaladı. Hristiyan masalları, onların üç kağıtlarını. Orada öğrendim. Vatikan Devleti'nde de Papa her şeyin hakimi. Yargıyı, şey, yasa, her şeyi o yapıyor. Yani bunların istediği bir nevi Vatikan yönetimi. Keşke Mine Hanım'ı bir gün buraya davet edelim. O bütün bunları bir anlatsın, Vatikan yönetiminin nasıl olduğunu. Hemen hemen paralel çıkacak. Gelelim bugünkü toplantıya. Ben tevazu göstermeyeyim. Beş erkek kardeşin en küçüğüm. Hiç bisiklet oynamadım. Kısa pantolon giymedim. Milliyetçi Ülkücü Hareketi de gazeteci olarak, basın mensubu olarak benim kadar iyi, yakından takip eden bir başka gazeteci olmadığı kanaatindeyim. Çok uzun süredir ilk kez bu kadar Türk milliyetçilerini ve ülkücüleri hedeflerine kilitlenmiş olarak gördüm. Bu kilit yani Türkeş'in, merhum Türkeş'in 1993'lü yıllarda, 91'den sonraki yıllardaki bir heyecan vardı. Türkeş'in vefatından sonra o cenazede, o muhteşem bir cenazedeki ülkücülerin bir araya gelme bir heyecanı, ihtiyacı vardı. Bugün de bu salonda, Yeni Mahalledeki Nazım Hikmet Salonu, ki merhum Türkeş Nazım Hikmet'ten şiir okumuştu son kongresinde. Onu da hatırlatalım. Birleştirici isim oldu. Evet, yani tabii. Yani tabii tartışacağız ama evet. Yani Türkeş de Nazım Hikmet'ten dizeler okumuştur. Bugün Nazım Hikmet'te şunu gördüm. Milliyetçi Ülkücü Hareket'in geçmişten bu yana her diyebilirim ki her şeyinden, kuşağından insanlar vardı. Yani aksakal dediğimiz Profesör Doktor Mustafa Kapalı, yani 85 yaşında Mustafa Kapalı orada, Doğu'nun başbuğu Yılma Durak orada, Ahmet Bican Erciyes'in orada, bütün akademisyenlerin büyük bir bölümü, tarihçilerimizin büyük bir bölümü orada. Bir MHP'deki
MHP ülkücülerin bir endişesi vardı. Bu genel başkan adayları niye bir araya gelmiyor? Bunlar bir araya gelir mi? Birbirleriyle kavga mı ediyorlar? Baktık Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan adaylarının hepsi geldiler. Ve hiçbirisi de, yani kimisinin daha fazla delegesi var, kimisi daha popüler ama hiçbirisi de biz konuşacağız, biz burada hitap edeceğiz falan demedi. Değerli hocama, yani Milliyetçi Ülkücü Hareket'in temsilcisi olarak değerli hocam konuştu ve çok güzel bir konuşmaydı. Ülkücüler son dönemde o kadar kırgın ve üzgünler ki, yani 7 Haziran 1 Kasım arasında olağanüstü kırgınlıklar yaşandı, yarılmalar yaşandı. Hele hele 1 Kasım'dan sonra Ülkücü Hareket'teki bu yarılmalar bir moral bozukluğu. Bir sürü teşkilatlar kapatıldı, yüzlerce insan ihraç edildi. İşte milletvekilleri ihraç ediliyor. Yani genel başkan adayları ihraç ediliyor ve milletvekilleri, hocam da Nuri Bey de ihraç için şimdi disipline sevk edildiler. Olağanüstü bir moral bozukluğu vardı ve buna rağmen bir lider sultasına başlatılan başkaldırı bugün artık bu başkaldırının bir yola doğru, iktidara kilitlenmiş, bir hedefe kilitlenmiş bir yola çıkılmış olarak gördüm. O insanlardaki o kararlılık gözlerinde var. Yani biz gözünün feri deriz Anadolu'da. O gözlerinin ferinde ben o insanların inançlarını gördüm. Bir şey sorabilir miyim burada? Bir şey benim çok dikkatimi çekti. Hocama da biraz sonra soracağım onu. Orada sadece Milliyetçi Hareket Partisi kendi tabanı yoktu. Bu hareketin destekçisi, Cumhuriyet'e sahip çıkan, Atatürk'e sahip çıkan, yoldan geçen insanlar bile bunlar benim gibi insanlar, benim gibi düşünen insanlar diye salona girdi. Evet. %90'ı Milliyetçi Hareket Partisi tabanıydı, kesinlikle katılıyorum. Hı-hı. Ama o %10'luk kesim de heyecanlıydı. Şimdi aynısı bakın, ben çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili gördüm. Yani kendi adıma gördüm. Çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili. Anavatan Partisi'nde, Doğru Yol Partisi'nde bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış kişiler de vardı orada. Onlar çok ön plana çıkmadılar. Arkalarda oturdular. Osman Pamukoğlu Paşa bile oradaydı. Evet, bir süre Silivri'de hastalığında yatmış askerler Engin vardı. Engin Alan'da anons edildi ama bilmiyorum. Yoktu. Onu ben göremedim. Onu ben göremedim ama çok sayıda yani balyoz bir Ergenekon kumpaslarında hapis yatmış askerler. Çoğunluğu da benim dostlarım, sınıf arkadaşım. Onlar da vardı. Farklı bir profil. Mesela orada bana ulusal kanalın genç bir muhabire dedi ki, Yavuz Bey, burada Atatürk posterleri ve Bozkurt posterleri var. Ben dedim ya, sen çok gençsin ama en büyük Bozkurt Atatürk'tür. Yani ki ilk yabancı Atatürk'le ilgili yazılan önemli kitaplardan birinin adı Bozkurt'tur. Ve Türk tarihinde 5000 yıllık, 10000 yıllık tarihte, şimdi hocamın yanında, tarih kurumunun başkanının yanında bunları söylemek istemiyorum ama Türkeş baş buysa Mustafa Kemal Atatürk Hakan'dır. Yani biz bunları da bu milliyetçi ülkücü camia biliyor. Elbette orada Bozkurt ile Atatürk bir arada olacak. Aksi zaten mümkün değil. Yani bir insanın milliyetçi olup da Atatürkçü olmaması mümkün değil. Yani bir Atatürkçünün de milliyetçi olmaması nasıl mümkün değilse, çünkü Atatürk'ün ilkelerinden bir tanesi milliyetçilik. Hem milliyetçiyiz, hem devrimciyiz, hem de halkçıyız, hem laiyiz yani. Öyle altıdan birini ben alayım, üçünü sen al gibi bir şey yok. O salonda ben onu gördüm. Son sözlerin bir reklamı. Ama Anadolu turunda Antalya'daydım. Yarın Gaziantep var. Müthiş Anadolu turunda çok iyi anekdotlarım var. Onu konuşalım birazdan. Tabii ki. Hocama tabii. Tekrar döneceğim. O konuşmasından bir iki pasaj isteyeceğim hocamdan. Güzel bir konuşmaydı. Ne anlattı? İçeriği neydi? Tekrar konu ederim. Az sonra tekrar birlikteyiz.